Ben sarıya giyiyorum, videosu yayınlayayım. Için bu arada arkadaşlar, havuz yıllarımızda da göreceksiniz zaten. Sarı bikini aldık ve bence çok güzeller. Evet. Ya. Ben sarıya giyiyorum, o siyah giyiyor. Zaten altlarımız aynı. Işıldan diyor ki, geçen Erde'ye tatile gittik. Tuvalete girdi diyor ki, ben giyineceğim şunu Sude diyor. Hangisini giyeyim, sen hangisini giyeceksin? Ben diyorum ki, söylemeyeceğim, bilmiyorum, daha düşünmedim. Aslında ben orada ışınla gelse diğerini giyeceğim diye düşünmüştüm. Ben de fotoğraf hangi bir şarkıyla oynuyorduk? Hatırlıyor musun? Neden onun neden olduğunu söyleme. Bir işimiz vardı. Beyaz. Ay, dün de giydim. Beyaz. Koş. Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz ki en son videomuzda yaz tatili için geldiğimiz villayı tanıtmıştık. Şimdi arkadaşlar yaz tatili için valizimizde ne var onu göstereceğiz. Evet arkadaşlar, zaten biliyorsunuz ki sizin de en sevdiğiniz yaz tatili videolarından biri olan valizimizde ne var videosunu çekmeyi biz de çok istiyorduk ve yine çekiyoruz. O zaman valizimizde neler var gösterelim mi Işıl? Gösterelim. Hadi bakalım. Çok heyecanlıyım. Hadi aç bakalım. Zaten burada arkadaşlar bir süre kalacağız ama bakalım Işıl neler getirdi. Ben Işıl'ın neler getirdiğini hiç bilmiyorum. Ben de bir sürü şey getirdim. İlk senden başlayalım mı senin kıyafetlerinden? Tamam, o zaman ben de neler getirdim sana göstermek istiyorum. Hadi gel. Ve arkadaşlar. Yalnız biz buradan kalmayız. Biz yanlara geçelim. Çok yanında geçme, gel bana doğru. Bak böyle bacağını tek altına koy. Tamam. Ters oturmuşuz. Yer değiş. Çok kötü bir yanlışlık olmuş. Ters oturduk. Hadi en önden başla bakalım neler getirmişsin. Bu arada arkadaşlar bunun yarısı benim. Yarısı benim. Evet. Hadi göster bakalım. Şöyle bir pijama üstü var. Tavşanlı. Onu birlikte almıştık sanki yaz tatilinde alışverişini, değil mi? Evet. Burada da mini bir şort var. Havuz kenarlarına giymek için genelde bence. Evet. Ve bir tane daha şort. Bir tane daha şort. Ve bir tane daha şort. Zaten yaz tatilinde en çok giydiğimiz şeylerden biri şort yani. Benim öyle. Genelde bütün kızların öyledir bence. Evet. Bunu arkadaşlar yine havuz kenarına uzun bir şey olarak. Bikinin üstüne falan. Bikinin üzerine uzun olarak giyiyorum ben. Yani uzun tişörtler de çok seviyoruz. Şöyle bir tişörtüm var. Pelerin mi var onun? Gerçekten var. Güzelmiş. Okuldaki iki arkadaşımda da aynısı var. Bu kıyafetim benim en sevdiğim senin kıyafetlerinden biri. Sarılı takım. Çok güzel. Bu kıyafet değil yalnız. Şort. Tamam. Bu şort var. Üstü de çıkarsa gösteririm. Üstü çıkacak birazdan inşallah. Bu da şöyle bir elbise. Beni bağlamadı. Güzelmiş. Evet. Tam böyle yazlık spor bir elbise. Sen bunu hiç giymedin sanki. Ben sende hiç görmedim bunu. Nasıl görmedin ya? Giydim, her zaman giyiyordum. O ne? Yani bu şortun da çok güzel. Ben bu şortunu çok beğeniyorum. Ben de bu şortu çok beğeniyorum. Bu da şort. Bu da yine göbeği açık pembe. Pembeyi çok severim. Böyle bir... Bu sanki bir elbisenin üstüne giyilen evet, bir şeydi. Öyleydi. Ama evet. O elbiseyi sevmiyor galiba artık. Yok, seviyor. Hangi elbiseydi ki o? Çiçekli bir şeydi. Bunu da ablam hediye almıştı. Hatta şuradaki bir şort da var. Onu da ablam bununla beraber almıştı. Doğum gününde, geçen seneki. Evet, doğum gününde. Doğru, hatırladım. O bana bir yerden tanıdık geldi sanki. Sude ile aynı olan bir tişörtümüz. Evet. Lao yazıyor üzerinde. Ve bu rengi çok güzel. Ben çok seviyorum. Ben bu pastel renklerine bayılıyorum. Gerçekten aşırı güzel. Evet. Şöyle askılı bir beyaz tişört. Bu da neymiş? Hello Sunshine. He, bu o muydu? Ve yanları öyle püsküllü güzel bir renkte olan bir tişört. Bunlar en güzelmiş. Evet. Bu ne? Ben bakmak istiyorum. Çok güzel hani bu. Hani ben böyle koyu pembe, çiğir pembe giymedim. Bu çok güzel. Tatile hiç giymedin ya da yaz başladığından beri. Geçen okulda giydim. Çok güzel. Yeni mi aldın bunu? Yani. Çok tatlıymış. Ben de seviyorum. Özellikle bu yeşil renk. Bu yeşil rengini ben de gerçekten çok seviyorum. Asker rengi. Bu da yine yazlık. Onu bana galiba hatırladığım kadarıyla biri doğum gününde evet, hediye almıştı. Evet, ben onu diyecektim tam doğum günde hediye gelmişti diye. Zaten böyle renkli şeyler doğum gününde hediye. Şu genelde renkli şeyler almıyor ama doğum günde gelince giyiyor tabii ki. Yine beğeniyorum da bunu da doğum gününde değil. Doğum gününde değil ya, bu senin zaten. Evet, benim. Bu tişörtüm çok güzel. Bu da doğum... Bu da doğum gününde gelmişti galiba. Evet, ben bunu seviyorum. Doğum gününde geldim. Evet, belki alan kişi şu an videoyu izliyordur. Evet, mutlu olur. Bu tişört çok güzel. Salaş, bol bir tişört ve benim en sevdiğim tarz tişörtlerden biri. Bazen göbeğini bağlı kullanıyorum. En çok nasıl şeyler giymeyi seviyorsun? Mesela yazın ne giymeyi seviyorsun en çok? Göbeği açık. Baş altına. Ve şort. Benim de ya böyle bol bol uzun tişörtler ya da şort üstü böyle göbeği açık müstiyar olabilir. Ya da bol tişört altına şort. Her türlü şort.
Bu arada onun şuradaki pembemsi rengi var ya, en sevdiğim renklerden biri. Benim de. Biraz toz pembe, pembe işte. En sevdiğim renk. Beyaz düz bir tişört. Olmazsa olmaz klasik valiz eşyası. Suzi de vardır, ona benzeri. Getirdin mi ki? Sen getirmedim diye hatırlıyorum ben beyaz düz tişörtümü. Neyse bakacağız. Normal kot pantolon. Kot pantolon. Ben hiç pantolon getirmedim galiba. Çektim getirmişim eninde. Ama bir şey söyleyeceğim. Sıcak Antalya aslında gerçekten sıcak. Çok sıcak. Hani bunu dedi, giydiğime bakmayın arkadaşlar. Gerçekten akşamları soğuk oluyor ama. Bu da benim en sevdiğim renklerden biri. Benim de. Ve çok ve güzelmiş. Ve şuradaki şey çok şu ortasındaki diyor. Kalp bence çok hoş. Çok sade ve ortasındaki o kalp bence çok güzel. Yani bunu sade günlerimde, okulda falan. Bu da bir tişörtüm ve şurada anlamadığım bir şekilde ataçlarla bağlanmış zincirler var. Sen bunu hiç giymedin benim yanımda. Giydim. Ataçlı bunlar moda eski. Çok güzel. Bunlar modaydı. Bence çok güzel ataçlı olması. Evet, ben de ataçlı şeyler hoşuma gidiyor. Bu da yine biraz uzun. Yine şeyde giymek için aldım ama içime sokup da giyebiliyorum hani. Şortların üstüne yine. Falan içine sokup giyebilirse belki. Evet. Bu da neymiş? Anlat bakalım anısını. Via'dan gösterimizde vermişlerdi Via'dan. Evet arkadaşlar, böyle Instagram'dan belki gösteri videomuzu izlememişsinizdir. O videoyu da izleyebilirsiniz. Işıl'a bizim evet. Gösterimiz oldu. Ve hepimiz bu tişörtü giydik. Ve gerçekten hepimiz değil aslında. Farklı renklerde olanlar var. Her grup ayrı giydi. Evet, her grup mesela kırmızı giyen var. Bizim siyah grubumuzun giyen. Beyaz rengi ve bence beyaz olması bir yandan daha güzeldi. Ben zaten ya beyaz ya da siyah isterdim ki beyaz zaten güzel. Ben böyle bir ve yazıyor. Arkası da çok güzel. Arkası da böyle. O videomuzu izlemediyseniz izleyebilirsiniz Instagram'dan. Bu da bol. Mor. Böyle. Morla sarı hiç ben çok yakıştırıyorum. Ben de morla sarıyı yakıştırıyorum. O yüzden böyle bir şey aldım. Senin bir tane mor şapkan vardı. Galiba o şey diğer sırt çantamızda. Bu arada arkadaşlar biz sadece şu an kıyafetlerimizi göstereceğiz size. Çünkü neden? Burada iç çamaşırlarımız falan var. Evet. Ve özel aşyalarımız da sırt çantalarımız var. Diş fırçası olur. Onları göstermiyoruz. Sadece kıyafetlerimizi gösteriyoruz. Gerek yok zaten. Diğer eşyalarımızlarla falan demeyin yani. Ayakkabılarımız ya da kayakkabılarımız falan sırt çantalarımıza koyduk. Burada sadece kıyafetlerimiz var. Evet. Burada da yine mini bir şort. Eski. Güzelmiş rengi. Aa şöyle. Güzelmiş. Önü bağlamalı. Evet. Çok seviyorum tişörtlerin önünü bağlamayı. Bağlamalı olanları da seviyorum. Bağlamayı da seviyorum. Ben de. Bu da yine uzun. Yine bol bir tişört. Hani o tarz şeyler. Sanki bu senin için. Beden eğitimi dersinde eşofman takımının içine aldığın tişört diye hatırlıyorum. Evet ama yani sırf onunla kullanmak da zorunda değil mi? Her şeyde kullanıyorum. Tabii ki. Böyle hatırlıyorum ben sanki. Evet öyle. Heh o şort vardı ya arkadaşlar. Sonra takımını bulurum dediğim. Benim çok beğendiğim. İşte sarı. Göbeği açık sarı. Benim kıyafetlerim yarısı galiba göbeği açık falan. Aa bu şort bana bir yerden tanıdık geldi galiba. Suda ile aynı olan. Yani bunu doğru söyleyeyim yine Suda'da da var ama ablam almak istedi. Bari kabinde de ben de giydim. Videoda izlemişsinizdir belki yasal alışveriş videomuz. Onu da izlemişsiniz, izleyebilirsiniz. Aslı da Işıl da benim üstümü görünce çok beğenip onlar da aldı. O da turuncu. Rengi çok hoşmuş. Normalde ben turuncu o kadar sevmem ama bu güzelmiş. Hadi, tamam benim de geçelim. Benim bu kıyafetlerim hakkında ne düşündüğünü de söyleyebilirsin. Tamam önce bir başlayalım yarışını. Şimdi en sevdiğim pantolonundan başlayalım. Bunu ben seviyorum. Keşke ben de olsa diyorum. Bu pantolon zaten biliyorsunuz kargocu pantolonlar çok moda. Zincirlerde. Zincirde burada. Zincirini başka şeylerde kullandığım için o kadar tanıyorum ki arkadaşlar zincir olduğuna kadar. Bu rengi çok seviyorum ve bu tarz pantolonları çok seviyorum. Evet sonra salopet giymeyi çok seviyorum. Ah bu sanki bir yerden tanıdık geliyor. Sen bunu hiç görmedin benim üstümde. Ben bunu galiba 3 sene önce falan internetten aldım. Abartmıyorum 3 sene önce. Halen giymedim. Şu anda yemin bile edebilirim 3 kere giymemişimdir. Çünkü arkadaşlar ben internetten aldığım için bana büyük geldi. Ve hala büyük geliyor. Ablam falan giydi yani. Çok beğeniyorum ama giyemiyorum. Ama galiba bu seni giyeceğim inşallah. Bir kot şort. Bu pijama üstüm. Pijama. Aa benim en sevdiğim renklerden birisi. Evet bu da benim en sevdiğim renklerden biri. Sonra bir pijama altı. Pijamamı çok seviyorum. Onu her zaman görüyorum. Evet çünkü çok seviyorum. Dün akşam da bir şey değil mi? Bu pijamamın altını unutmuşum. Yok artık. Pijama altımı getirmeyi unutmuşum. Geç. Şu da sendeydi. Beyaz bir kot şort. Sonra siyah bir kot şort. Bunu görmeme imkanımız yok. Sonra şöyle, bunda da Instagram fotoğraflarım çok var galiba. Böyle bir tişört. Bunu genelde göbeğini bağlayıp giymeyi çok seviyorum. Yine çizgili bir tişört. Çizgili tişörtleri çok seviyorum. Arkadaşlar bir kere ne oldu biliyor musunuz? Ben çizgili tişört giyip çıkmışım. Sonra bir baktım Sude üzerinde de çizgili tişört var. Evet. Ve gerçekten desenleri acayip benziyordu. Aynıydı. Resmen ve bunun göbeği, aynısı. İkisinin de göbeği açıktı. Ve ikimiz de bel çantası takmıştık.
Evet, çok. Yani o gün tarzımız neredeyse mesela aynıydı. Böyle bol, bir çizgili bir tişört. Mesela arkadaşlar bikinilerimiz aynı ya. Ben mesela siyah giyiyorum, o gidiyor sarıyı giyiyor. Ben sarıyı giyiyorum, o gidiyor siyah giyiyor. Siyah saatler için bu arada arkadaşlar, havuz yıllarımızda da göreceksiniz zaten. Sarı bikini aldık ve bence çok güzeller. Evet. Bikini üstü. İşte o sarı bikini arkadaşlar. Ben siyahı giydiğimde mesela Sude de sarıyı giyiyor. Ya. Ben sarıyı giyiyorum, o siyah giyiyor. Zaten altlarımız aynı. Işıldanıyor ki, geçen Erde'ye tatile gittik. Tuvalete girdi diyor ki, ben giyineceğim şimdi Sude diyor. Hangisini giyeyim, sen hangisini giyeceksin? Ben diyorum ki, söylemeyeceğim, bilmiyorum, daha düşünmedim. Aslında ben orada ışınla gelse diğerini giyeceğim diye düşünmüştüm. Mesela kıyafetlerime devam ediyorum. Devam. Benim en sevdiğim büstiyerlerimden biri. Bu sene daha hiç giymedim. Bu da en sevdiğim büstiyerlerimden biri. VK bir büstiyer. Çok aşırı güzel. Bunu da doğum günüm için aldım. Ve sadece doğum günümde hayatımda bir kere giydim. Bir göster de görelim. Şöyle VK bol, bir lastikli, uzun bir elbise. Çok güzel bir elbise. Çok seviyorum. Çok seviyorum diye battım. Sonra bu da yaz tatili alışverişin videosu belki görmüşsünüzdür. Tulumum. Çok güzel bence. Beyaz düz bir büstiyer. Beyaz düz bir şey olmazsa olmaz demiştim. Tamam, 3 büstiyer çıktı. Hadi devam. Bu da beyaz. Bu da büstiyer. Yani kaldırı gibi açık bir şey. VK çok güzel. Sırtı falan içini gösteriyor. Ön öyle arkadaşlar, değil. Arkadaşlar Sude'nin de aynı. Gömleğim. %50'si falan yine göbeği açıklarında. Ama yazın yani. Öbür %50'si şort. Ha, bu da pijama üstüm. Bence pijama olsun yani. Ben tanıyorum. Çok sevdiğim bir kot eteğim. Evet. Bunu aşırı seviyorum. Kıyafeti çok seviyorum. Çok güzel değil mi ama? Kırmızı tulumu. Ha, onu hep giyiyordun. Hatta şeyde tuvalet devamı bekliyorduk. O bir şeyler yapıyordu. Ben de fotoğraf hangi bir şarkı falan oynuyorduk. Hatırlıyor musun? Söyleme, hayır. Neden onun neden olduğunu söyleme. Bir işimiz vardı. Neyse devam edelim. Düz. Beyaz, bol, düz bir tişört. Bunu yeni aldım ve çok seviyorum. Arkadaşlar tişörtler bile el komik anılarımızı anlatabiliyor yani, siz düşünün. Evet. Kırmızı şort. Işıl da benden görüp aldı. Evet. Tebrik ediyorum. Hayır, onu ben almadım. Ablam bana seçti. Doğru. Ben aldım. Aslı gördü. Işıl da aldı. Orası Sude zor zor almış. Boyu yetmiş. Sonra Sude'nin elindekini alıp kaçtı. Sonra da Sude babama aldırdı tekrar. Eğer kalmasaydı ben alamayacaktım. Yani benim elimdekini Işıl aldılar bir de. Bana üstüne askılı, kırmızılı bir atlet. Ve bence aşırı güzel bir takım. Beyaz. Ay, dün de giydim. Beyaz. Ama beyaz da. Biliyor musun? Bir video çekmiştik. Instagram takipçilerim bir günümü yönetiyor. İlk çektiğimiz video. Benim üstümde siyah kazak var. Altımda mavi pantolon var. Koş. Ben de oturmadım. Kısa bir bakandan sonra geri dön. Bakıyor ne ya? Az önce buna beyaz dedim ve bir şey anlatıyordum. Ha. O videoda ben demişim ki üstüm mavi, altım siyah, ışığa da öyle gideceğim demişim. Aslında üstüm siyah, altım mavi ve bunu bana arkadaşlarım söylüyor. Belki bize dalga geçti. Hey, karıştırmış olabilirim yani. Benim de üstüm mavi, altım siyah, ışığa da öyle olsun. Dedi, hiç kimse fark etmiyor amcam ben ışıldan. Devam ediyoruz videoya. Şartım çok güzel değil mi? Bol ve uzun. Evet. Tam benim tarzım. Evet, bu da az önce Işıl'da gördüğünüz kot şortun aynısı. En sevdiğim, az önce gösterdiğim yeşil büstiyerin aynısının siyahı. Bu büstiyerimi çok seviyorum. Bunu yine aldım. Çok güzel. Gerçekten görelim küçücük şey. Aşık olduğum parça. Askılı, parça, büstiyer ve V-yaka. Senin bu şortun nerede? Neden getirmedin? Unuttum. Dansa giydim. Bunu dansa giymek için almıştık. Ama yani dışarıda da giydim. Ben de dışarıda da giydim zaten daha geçen gün. O beyaz aynı pantolonumuz var ya. Hatta bir kere içine siyah bir şey giymiştik. O beyaz pantolonumu getirmemişim biliyor musun? Seninle aynı olan. Elinizde olmazsa olmaz beyaz düz bir tişört. Böyle gri spor bir tişört. Sonra bordo önü modelli dar bir tişört. Sonra bu tişörtümü çok seviyorum. Spor tişörtüm. Bunu ben çok severek giyiyordum ama önünde bir şey oldu, leke oldu. Ve o kadar seviyorum, bana o kadar yakışıyor ki atmaya kıyamıyorum, ben de pijama yaptım. Bu tişörtü seviyorum. Üstüne NASA yazıyor ve gri düz bir tişört. Aynısı bende vardı. Evet, aynısı Işıl'da da var. Bileği lastikli, bir tight. Çok güzel, çok rahat, çok seviyorum. Zorunda kalmıştım bir kere, onu giymiştim. Işıl'da gördüğünüz tişörtün aynısı ve bence çok güzel bir tişört. Evet, bence çok hoşuma gidiyor. Özellikle rengi, love yazısı bile çok güzel. Evet, gerçekten küçük bir yazı olması benim çok hoşuma gidiyor gerçekten düz tişörtlerde. En sevdiğim şey. Bunu şu an iki kere giydim ama 100 kere daha giyebilirim. Böyle bir salopet ve aşırı güzel rengi falan. Evet. Ve aşırı rahat, bol. Dediğim gibi arkadaşlar, burayı gösteremiyoruz. İç çamaşırlarımız falan çünkü. Kişisel bakım ürünleri falan. Kıyafetlerimiz bu kadardı. Hadi söyle o zaman, ben de beğendiğin, en beğendiğin şey neydi? Bence en üstteki. Bu mu? Salopet. Hı.
Işıl'da ben zaten söyledim yani o sarılı takımı çok hoşuma gidiyor gerçekten. Videomuzu beğenmeyi. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Videomuzu paylaşırsanız çok seviniriz. Abone olmak için yanındaki küçük zile basarsanız videolarımızdan ve canlı yayınlarımızdan ilk haberdar olabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar yaz tatiliyle ilgili video fikirlerinizi bize Instagram'dan yazabilirsiniz. Evet. Yukarıdaki çıkan Instagram hesaplarımızı da takip edebilirsiniz. Yanında çıkan videoları çıkarsanız o videoları izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. İnşallah orasını koymaz. İnşallah.